Eski Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan, beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Kaymakam Şevket Cimbir ile birlikte Silifke ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden Cennet Cehennem Ufukları ile Silifke Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Silifke'de devam eden projeler hakkında Vali Ali İhsan Su ve Silifke Kaymakamı Şevket Cimbir'den bilgi alan Elvan, Silifke'de 17 ayrı proje üzerinde çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi. Cennet Cehennem'in yeniden restorasyonu, iyileştirilmesinin yapılması ve bu çerçevede de yoğun bir çalışmayı yüklenici firmamız koruma kurulumuzla birlikte, anıtlar kurulumuzla birlikte yürütüyorlar. 10 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz buraya. Özellikle yaşlıların inmesi oldukça zor. Gençler bile çok zorlanıyorlar. Dolayısıyla asansör sistemini inşallah kuracağız. Cehennem bölümünde ise çok geniş, büyük bir seyir terası yapacağız. Aynı zamanda cennet ile cehennem arasında da bir bağlantı yolu tesis edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl bu aylarda cennet cehennem çok farklı bir konumda olacak. Elvan, buradaki yaşam merkezinin aşağı yukarı bir yıl önce gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Bu yıl kazı çalışmaları için 400 bin liralık bir ödenek tahsis ettik. İnşallah bunu daha da artıracağız. Silifke Kalesi'ni bir bütün olarak gün yüzüne çıkaracağız. Geçmişte tabii bu kaleye yönelik bazı çalışmalar olmuş. 70'li yıllarda, 90'lı yıllarda bir takım çalışmalar olmuş. Ama bu yapılan çalışmalar tamamıyla yüzeysel. Belki kale duvarlarının mevcut yapısını korumaya yönelik maalesef hatalarla dolu bir takım restorasyonlar da olmuş.